Ahsenül Kasas, en güzel kıssa diye adlandırılan Hazreti Yusuf'un hayatında kalmıştık hocam. Buyurun. Efendim, Hazreti Yusuf'un kardeşleri, yani Yakup Aleyhisselam'ın evlatları tekrar Filistin'e döndüler. Şimdi babalarını ikna ettiler Yakup Aleyhisselam'ı. Hazreti Yusuf'un ana baba bir kardeşi Bünyamin, onu da yanlarına alıp tekrar Mısır'a gelecekler. Yakup peygamber şöyle dedi, Kur'an'da geçiyor. Ya beni yelatet hulu min babin vahid, evlatlarım, Mısır'a girerken hepiniz aynı kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Şimdi 11 baba yiğit adam, kıyafetleri de düzgün bunların. Göz diyebilir. Evet. Başka düşünceler de olabilir. O yüzden ayrı ayrı kapılardan girin. Yani göz değmesi meselesi vardır. Dua ile, sadaka ile korunmalıyız. Böyle gözü değen kişi de yani çok hayretini mucip bir şeyle karşılaşınca maşallah, barekallah, el mülkü lillah böyle demeli. Yani mülk Allah'ındır. Yani ben gözümde niye büyütüyorum bu olayı anlamına maşallah, barekallah, el mülkü lillah demeli. Efendim şimdi geldiler. Mısır'a geldiler. Misafir ediyor Yusuf Aleyhisselam onları. Sofrada ikişer ikişer oturuluyor. Bünyamin diyor ki benim kardeşim Yusuf hayatta olsaydı ben de onunla beraber sofraya otururdum. Odalarda da ikişer ikişer yatıyorlar. Bünyamin yalnız kalınca Yusuf'a diyor ki kardeşim Yusuf hayatta olsaydı ben de onunla beraber odada kalırdım. Kabul et ki diyor ben kardeşin Yusuf olayım. Senin gibi birisini kabul etmemek olmaz da babam Yakup, annem Rahile'den dünyaya gelmiş biri değil. Boğazına sarılıyor. Ben kardeşin Yusuf'um. Kardeşlerin yaptıklarından da üzülme diyor. Evet, böyle bir tablo. Şimdi Yusuf Aleyhisselam gideli yıllar oldu. Bünyamin de gitti. Bunun üzerine وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Yani kederinden efendim içine gömülmüştü. Durmadan gözyaşı Yakup döküyor Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam. Oğulları da diyor ki baba, ya hasta olacaksın, ya helak olacaksın. Evlatlarım, bırakın bu sözleri. İnnemâ eşku bethi ve huzni ilallah. Ben derdimi, kederimi Rabbıma açıyorum. Bırakın beni yahu. Ya benim ağlamama karışmayın. Yani ben derdimi, kederimi Allah biliyor. Rabbıma açıyorum. Hazreti Ömer Efendimiz namaz kıldırırken bu ayetleri okuyor. Hışkırıkları en arka safa dahi duyuluyordu. İnnemâ eşku bethi ve huzni ilallah. Evet efendim. Şimdi Yakup Aleyhisselam'ın bakın tekrar oğulları döndüğünde ya beni yezhebu fetehassesu min Yusuf'e ve ahi ve la teyesu min rahillah. Evlatlarım gidin Yusuf'u, Bünyamin'i bulursunuz. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidini ancak inkarcı güruh keser. Şu ayet-i kerimeye bakın. Yani bir peygamber diliyle bu. Yani demek parasını yitiren bir şeyini yitirir. Ümidini yitiren her şeyini yitirir. Bu konuda iki peygambere daha müsaadenizle atıf yapalım. Birisi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Hicret ederken Sevir mağarasındalar. Hazreti Ebu Bekir Efendimizle birlikte. Düşman da müşrikler de takip ede ede her ne kadar izlerinin üzerinden koyun sürüleri geçirilmişse bile adamlar iz takibini biliyor. Mağaranın önüne kadar geliyorlar. Ya bu mağaraya girmişler ya da güve çıkmışlar diyor. Ama bir diğeri de diyor ki ya şu güvercin yuvasına bak diyor, ya şu örümcek
efendim ağına bak diyor. Ta sen doğmadan bunlar yapılmıştır burada. Ama aşağıdan Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir bunların ayaklarını görüyor. Eğer şöyle bir eğilseler görecekler. Seslerini duyuyorlar. Evet seslerini de duyuyorlar. Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah eyvah yakalandık beni öldürürlerse bir Ebu Bekir bin Ebu Bekir feda olsun. Ama size bir zarar gelirse Allah'ın dini nerede kalır ya Resulallah? Mâ zannüke bisneyn Allahu salisuhuma Ebu Bekir. Biri iki ki üçüncüleri Allah. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Üzülme Allah bizimle beraberdir. İşte gören gözleri görmez oluyor. Bakmadan gidiyorlar. Ve bundan bu olaydan ilham alan Akif korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Milli marşımızın ilk mısrağı bu ayeti kerimeden alınmıştır. Bir de Musa Aleyhisselam'ın hayatından aynen buna benzer ümitsizlik yok. Yani ümidi vurgulayan hem ayeti kerime şunu arz edeyim. Bilindiği gibi Musa Aleyhisselam Beni İsrail ile birlikte Mısır'dan çıktılar gidiyorlar. Denize geldiler. Ama Firavun da adamlarıyla birlikte arkasından geldi. Musa Aleyhisselam'ın yanındakiler baktılar. Eyvah önümüzde deniz, arkamızda düşman. Eyvah mahvolduk biz, yakalandık. Yok diyor Musa Aleyhisselam ben öyle düşünmüyorum. İnne ma'ye Rabbi sehdi. Rabbim bana bir kurtuluş yolu verecektir. Beni doğru yola ulaştıracaktır. Aynen la tahsen innallaha ma'ana gibi ya beni yezhebu fetahassesu min Yusuf'e ve ahik gibi yani üç peygamberin hayatından şu ümitsizlik tablosunun olmadığı yani bir zarara uğradık, bir ziyana uğradık, bir hastalığa yakalandık, bir mahkemeye verildik eyvah mahvolduk diyerek demek ki ümitsizlik, bunalım taşkınlık, şaşkınlık olmaması gerekiyor. Bu dersi alıyoruz biz bundan. Evet. Efendim, acaba bu Yusuf Aleyhisselam'la ilgili fırsat varsa devam edeyim. Hocam, İstanbul ezanı daha var galiba değil mi? Kaç dakikamız var? Evet, 2 dakikamız daha var hocam. Devam edebilirsiniz. Ya, peki, o zaman şunu anlatalım. Tekrar gelişlerinde Yusuf Aleyhisselam'la birlikte Bünyamin'i görüyorlar onlar ve diyor ki hel alimtum bima faaltum bi Yusuf'e bahi farkında olmadan kardeşinize ne yaptığınızı biliyor musunuz? Kalu e inneke le ente Yusuf aa sen Yusuf musun? Ene Yusuf'u ve hâzâ ahi ben Yusuf'um bu da kardeşim Bünyamin kad mennallahu aleyna Allah bize lütfetti. Onlar da diyorlar ki tallahi lekad asarakallahu aleyna. Allah'a yemin ederiz Yusuf. Allah seni bize üstün kıldı. Bizim hasedimiz, fesadımız geri tepen bir silah oldu. Bundan dolayı özür diliyoruz, af diliyoruz. La tesrib aleykumul yevm. Kardeşlerim kınanmayacaksınız, suçlanmayacaksınız. Yağfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Rabbim sizi affeder. O ne büyük merhamet sahibidir. Evet, şu tabloya bakın. İzhebu bi kamisi hâzâ fe elgûhu alâ veçhe bi ye'ti besîrâ. Şu gömleğimi götürün de babam gözüne bassın, gözleri iyi olur. Gömlek yola çıkınca, Hazreti Yusuf'un gömleğe yola çıkınca Yakup peygamber inni le ecidu riha Yusuf bana bunak diyeceğinizden çekinmesem Yusuf'un kokusunu aldığımı söyleyeceğim ben diyordu. Evet sonra Yakup aleyhisselam eşi hepsi geldiler Hazreti Yusuf'un tahtındalar ve ona saygı durumunda bulunuyorlar. Babacığım diyor, işte gördüğüm rüyanın gerçekleşmesi bu. Babacığım,
işte Rabbim beni cezaevinden çıkardı, sizi çölden getirdi. Şeytan kardeşlerimle aramızı açtıktan sonra şu olgunluğa, büyüklüğe bakın. Bu kardeş olacak bunlar bana neler yaptılar baba demiyor. Suçu şeytana yüklüyor. Şeytan kardeşlerimle aramı açtıktan sonra diyor ve şu duayı yapıyor bakın. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ahadis. Ya Rab bana ilim verdin, iktidar verdin. Fadras semavati vel ard. Yerleri ve gökleri yaratan Rabbim. Ente veli fid dünya vel ahire. Benim dünyada da ahirette de yarım yardımcım sensin. Şimdi senden bir şey istiyorum. Teveffeni müslümen ve elhikni bis salihin. Beni Müslüman olarak öldür. Beni salih kullarınla beraber haşreyle. Peygamber oğlu peygamberin son duasına bakın. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.